Özel Esentepe ve Anadolu Hastaneleri katkılarıyla hazırlanan Sağlıkta Bugün programında bu hafta yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Özel Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ayhan Darşan. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim davetiniz için. Nasılsınız? İyiyim. Biraz yorucu geçiyor hastane işleri. Pandemiden dolayı biraz daha bir korumacı bir yaklaşımla kendimizi korumak, karşı tarafı korumak anlamında daha sık önlemler alıyoruz. Bu da biraz zorlaştırıyor işi ama bir şekilde gidiyoruz. İyiyiz. Ama bir yoğunluk söz konusu tabii. Ertelenen ameliyatlar, revizyonlar. Erteleniyor ama bir taraftan hani yoğunluk var. Bir taraftan da dediğimiz gibi yani işini birazcık da dikkatli yapman lazım, sıkı tutman lazım. Bu işte maske meselesi, işte sonra daha dikkatli oluyorsun, işte hasta olabilirsin, karşı taraf hasta olabilir. İşte o yüzden hani bir dikkat eskidense şimdi 2-3 dikkat ediyorsun yaptığın işe, tedavine gibisinden birazcık daha yoğun geçebiliyor. Bir de hocam branş açısından da ele aldığımızda aslında kulak, burun, boğaz dediğimiz zaman şu anki süreçle direkt bağlantılı bir alan tabii ki. Ekstra titizlik gerektiriyor. Evet. Biz bugün çocuklarda kulak, burun, boğaz hastalıklarına bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Ama bunu nasıl ele alacağız? Çocuğu büyüterek ele alacağız. Yani hangi yaşlarda hangi rahatsızlıkları görebiliyor ve burada genel tanı ve tedavi yöntemleri neler? Bunu bir hikaye içinde ele alalım istiyorum. Öncelikle yaş aralığından bahsederek başlayabilir miyiz hocam? Evet. Şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Çocuk deyince hani 0 ile 18 yaş arası, 0-15 yaş arası ele alınıyor. Bazı branşlara özgü olarak 0-15 yaş arası tamamen pediatri çocuk olarak kabul edilip erişkin doktorları bakmıyor. İşte diğer hekim grubunun bakması gerektiğini söylüyor. İşte dahiliye, nöroloji, psikiyatri mesela psikiyatri vardır, çocuk psikiyatrisi vardır. Dahiliye vardır, çocuk hekimi vardır. Ya da nörolojide erişkin nörolojisi veyahut da çocuk nörolojisi diye ayrılır. Ama duyu organlarımızla alakalı branşlarda ki bunlar 5 duyu organımız var. İşte bir tanesi gözdür, bir tanesi cilt dokunma duyumuzdur. O yüzden dermatoloji bölümü. Geriye kalan 3 bölümde kulak, burun, boğaz. Yani tad alma, koku ve işitme organının olduğu kulak, burun, boğaz ise bizim branşımız. Bunu da katarsak bu 5 duyu organımızla alakalı branşlarda bir ayrım söz konusu değil. Yani 0 yaşından 18 yaşına kadar her yaştaki hasta grubuna bakmak zorundasınız, bakıyorsunuz. Ve bu işte 70-80 artık bütün yaş gruplarını ele alıyorsunuz. Yani bizde bir kere branş ayrımı, yaş ayrımı yok. Yeni doğandan itibaren, anne karnından artık doğumdan itibaren ilk günde bile bir kulak burun boğaz doktoru hekimine ihtiyaç duyulabiliyor. Bu 70-80 yaşına kadar gidebiliyor. O yüzden biz yeni doğan döneminden itibaren 18 yaşına kadar ki her hastalığa bakıyoruz ve buna göre de neler olabilir? Aciliyet durumları, genel hastalık durumları, sıklıkla karşımıza çıkan hastalıklar. Ona göre bir sunumda bulunmak istiyorum. Böyle ayırabiliriz belki. Yeni doğan dediğimiz 0 yaş doğum anından 1 aya kadarki dönem yeni doğan oluyor. Bunu ayrı alabiliriz. Bu yaş grubundaki insanlarda, çocuklarımızda farklı problemler olabiliyor. Bir ay, bir yaş arası bebeklik dönemi oluyor. Bu dönemde farklı bir hastalık grubumuz oluyor, tablomuz. Bir yaş ortalama 3 hatta 5 yaşa kadar biraz daha farklı bir hastalık grubu. 5 yaş işte 10 yaş arası biraz daha değişmeye ve 10-18 yaş arası birazcık da değişebiliyor. Belli bir yaş grubunda daha sık olan hastalık tablosu daha farklı bir yaş grubunda geri planlara gidebiliyor veyahut da geri planda olan bir hastalık grubu daha ön plana çıkabiliyor. Hocam bu noktada ben hemen şunu sormak istiyorum. Aslında yeni doğan bebeklerle ilgili tabii burada erken doğan bebekler de var. Mesela kulak, burun, boğaz açısından gelişimini tamamlamış oluyor mu bebek? Hani bazı riskli durumlar oluyor mu? Çünkü yeni doğan bebeklerde bazı eksikliklerin o süreçte fark edilmesi çok önemli. Evet. Birçok branşta. Evet. Sizin branşınızla ilgili olan kısım hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet. Anne karnındayken çok yapılacak bir şey yok. Zaten organ gelişimi tamamlandıktan sonra eksik ya da kısmi gelişim kısmı artık olduktan sonra çok bir şey yapılamıyor. Doğumdan sonrasına hazırlıklara başlıyor. Bazı hastalıkları uzuv işte kol bacak gibi eksiklikleri yani o anlamda kestirebiliyorsunuz anlayabiliyorsunuz ama
son yollarındaki problemleri anlayamıyorsunuz. Ve doğumdan hemen sonraki süreçte, hemen sonraki saatlerde anlaşılmaya başlayabiliyor. Acil müdahale etmemiz gereken şeyler olabiliyor. Solunum yolunda, trakea dediğimiz orada bir darlıklar olabiliyor. Bir an önce o bölgenin, o darlığın çocuğun nefes alabilmesi için bir takım girişimsel işlemler yapmak gerekebiliyor. VEP dediğimiz bir perde şeklinde solunum yolunda ses tellerinin olduğu bölgede bir perde oluşumu olabiliyor. Bu da hem çocuğun sesinin ağlama şekliyle de ayırt edebiliyoruz ya da bir takım endoskopik muayenelerle anlayabiliyoruz. Ağlama şekli falan değişik olduğu için böyle solunum yolu girişinde problemler, anomaliler olabiliyor. Daha yukarı çıkarsak bunu daha sık görebiliyoruz. Tek burun deliğinde ya da çift burun deliğinde doğuştan darlıklar veyahut da tamamen kapalı olabiliyor. Ve bunların eğer tek taraflıysa belki bir ay yani yeni doğan dönemi bitene kadar ertelenebiliyor. Ama çift taraf tıkalıysa burun arka kısmı solunum yolu yani hava girip akciğerlere gidecek solunum yoluyla. Eğer buradan tıkalıysa o çocuğun bir an önce bir günlük, yani nefes günlük, alamıyor zaten evet, değil mi alamıyor. O süreçte zaten bir belli günlükken, olan. 3 günlükken entübe ediliyor ve bir an önce de ameliyat alması gerekiyor ki öyle ameliyatlarda gerçekleştirdiğimiz oldu. Bu noktada işte mesela hasta yakınlarının merakı olabilir. Kim müdahale eder buna bu tarz problemlere? Öncelikle tabii ki takip eden hekim çocuk hekimi oluyor. Yeni doğan hekimi oluyor. Sonrasında bize konsülte ediyor. Biz böyle bir şey tespit edersek üst solunum yoluyla alakalı olduğu için çocuk cerrahı diye bir branş olmasına rağmen burayla biz ilgileniyoruz. O yüzden bu yaşta bile cerrahi girişimde bulunduğumuz oluyor. Yeni doğan döneminde en sık karşılaştığımız problem bu oluyor bizimle alakalı olarak. Yani burun arka kısımda geniz bölgesi dediğimiz yere yakın bölgede ya tek taraf ya çift taraf darlıklar ya da tamamen kapalılıklar olabiliyor. Solunum yollarında bir takım perdeler olabiliyor. Trakea dediğimiz soluk borusunda darlıklar olabiliyor. Genelde yeni doğan döneminde bununla karşılaşabiliyoruz. Bizim görmemiz gerekiyor. Birazcık büyüdükten sonra artık şey başlıyor. Bir yaş, işte bir ay ve bir yaş arası yani bebeklik dönemi dediğimiz dönemde ise genelde hani ulusal tarama programında olan işitme tarama kısmı var. Sıklıkla karşılaştığımız, müdahale etmemiz gereken kulak burun boğaz açısının bir rehabilitasyon yapmamız gereken hastalık ise işitme problemleri. Zaten yeni doğanda hemen bir 3 günlük veyahut da bazı yerlerde ertesi gün doğum sonrası ertesi gün bile bir tarama yapılıyor. Otomatik tarama dediğimiz işitme taraması, işitmesi normal mi değil mi diye. Bu rutin yapılan bir rutin tarama bir işlem, değil mi? Yapılması zorunlu olan bir tarama programı. Burada bir takım eksiklikler, işitme kaybı problemleri tespit edilirse ki ilk bir ayda bu tanıyı korumak zor, yanlış tanılar konulabilir. O yüzden bebekli yeni doğan dönemi geçtikten sonraki süreçte 3 aylıkken biraz daha beklemek işte, daha sağlıklı oluyor. 3 aylıkken falan ortalama bir artık tanı kesinleştiriliyor. 1 aylık ya da 3 aylık dönemde 1 ya da 2 kulağında işitme kaybı olabiliyor. Bu dönemde de bizim görmemiz gerekiyor. Hem kulak sağlıklı mı değil mi? Kulak kepçesi anomalisi, kulak kanalı anomalisi var mı yok mu bakmamız gerekiyor. İşitme ile alakalı problemlerde de artık cihaz dönemi başlıyor. Çünkü yaklaşık 3 yaşına kadar bir işitsel anlamda nörolojik gelişim olmazsa eğer o çocuk tamamen sağırsız dediğimiz döneme girebilir. Hiç konuşamayabilir. O yüzden bir an önce yani 6 aylıkken bir şekilde en kötü 6 aylıkken bir şekilde cihazla, işitme cihazlarıyla ki onun farklı farklı versiyonları, biyonik kulak şu bu bir sürü versiyonu var. Cihazlamak gerekiyor. Bu anlamda da hani bizim kulak burun boğaz anlamda bir çocuğa yaklaşımımız oluyor. Bir yaştan sonra yavaş yavaş daha sık karşılaştığımız genizyeti problemleri başlıyor. Burun arka kısmında bir boşluğumuz var. Geniz bölgesi, genizyeti dediğimiz nokta yapı bir lenf dokusu aslında. Bademcikle aynı. Aslında vücudun koruma mekanizması gören parçalarından bir tanesi bademcik gibi. Ama sık alerjik problemler, gribal enfeksiyonlar, bazen ailesel yatkınlık oluyor ve genizyeti dediğimiz bölgede büyümeler söz konusu olabiliyor ve çocuğun nefes alma problemlerini engelliyor. Çocukta gece, genelde bebeklerde şöyle bir şey vardır, bir yaş civarında nefeslerini tutabilirler. Bazı aileler acaba çocuğa bir şey mi oldu gibi endişe içine de düşebiliyorlar. Aslında belli bir dönem böyle bir şey var, onu normal atlarsak, sayabiliyoruz aslında. Atlarsak,
Diğer böyle genizliği çok olan çocuklarda uykuda solunum durması söz konusu olabiliyor. Bu da çok riskli bir durum. Onun dışında beslenme problemlerine sebep olabiliyor, emme problemlerine sebep olabiliyor. O yüzden geniz eti ile karşılaşabiliriz bir yaş civarında, artık bir yaşından itibaren diyelim. Ben yani 7-8 aylık bir bebeğe bile geniz eti ameliyatı yaptığım oldu. Çok nadiren oluyor bu. Genelde 1 yaş, 2 yaş civarında burada oluyor. Genetik yatkınlık oluyor mu peki hocam? Yani olabiliyor. Yani bademcik hastalıklarında bile bademcik büyümesinde ve büyümesi dışında hastalıkları, yani daha sık hastalanma noktasında bile genetik yatkınlık olabiliyor. Anne ya da babada böyle bir sıklık varsa ya da çocukken aldırmışsa onun çocuğunda da bir geniz eti problemi olabiliyor. O yüzden 1 yaş civarında geniz eti probleminden bahsedebiliriz. Yaklaşık 2 yaş civarında yavaş yavaş bademcik problemleri, soğuk algınlığı problemleri, ondan sonra laringofaringel reflü dediğimiz, yani solunum yemek borusunun onu bir kıskaca alan bir sfinkter dediğimiz bir yapı var. Mide asidinin yukarı kaçmasını engelleyen yapı. Bu bazı çocuklarda daha gevşek olabiliyor ve mide asidi yukarı kaçabiliyor. Bu da ağız kokusuna, beslenme bozukluğuna, üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. O yüzden reflü problemiyle karşılaşmaya başlıyoruz. Bir yaş civarında yine. O yüzden mesela ailelere önerimiz, ki ağlama dediğim gibi sesli çocuğun ağlarken sesinin değişik çıkmasına da sebep olabiliyor bu. Emzirme yöntemleri öğretiyoruz. Yani dik bir emzirme değil de yatay bir emzirme değil de daha dik tutacak, kafası daha yukarıda, bacakları daha aşağıda, yatay bir şekilde duracak şekilde emzirme yöntemi öneriyoruz. Daha büyüdükçe 2-3 yaştan da yavaş yavaş kreş dönemi başlarsa, ki bazı aileler ne yazık ki erkenden kreşe vermek zorunda kalıyor. Daha fazla bakteri, virüslerle karşılaştıkça vücut aslında bir antrenman gibi böyle yavaş yavaş savaşmaya başlıyor. Dolayısıyla daha sık enfeksiyonlar ve bademcikleri yavaş yavaş devreye sokmaya başlıyor. Çünkü biliyorsunuz bademcikler vücudun ilk savaşçı organları, hastalıklarla ilk karşılaşan bölge burası. Dolayısıyla 2-3 yaş civarında bademcik problemleri olmaya başlıyor. Aynı zamanda bu eğer ayara iyi tutturamazsak genetik olarak, yapısal olarak veyahut da çocuğun yattığı, kalktığı, yaşadığı odadan sıcaklığıyla, ısı derecesiyle de alakalı, beslenme durumuyla da alakalı, doğru beslenmeyle de alakalı. Daha sık bademcik enfeksiyonları olabiliyor. Ne yazık ki bu ilerleyen yıllarda da bir takım cerrahi çözümlere kadar varabiliyor bademcik açısından. Yine 3-5 yaş civarında ne yazık ki Allah'tan çok sık görmüyoruz ama boyun bölgesinde, baş boyun bölgesinde çocukluk çağında bir takım lenfoma, lösemiye bağlı bir takım tümör, kanser vakaları da gördüğümüz olabiliyor. Peki yani, hocam bu belirti veriyor mu? Boyun bölgesindeki, şişlikler, lenfoid doku büyümesi diyoruz, lenf bezeleri diyoruz. Buradaki şişlikler önemli olabiliyor. Tabii ki basit bir soğuk algınlığına bağlı, bademcik enfeksiyonuna bağlı, orta kulak enfeksiyonlarına bağlı işte gibi sebeplerle hani büyüyebiliyor. Tabii ki bizim bakmamız gerekiyor ama burada ayrım yaptığımız şeyler var. Yani bunun oradaki bezelerin yapısı, sıkı sıkı mı yoksa işte bir 10 günlük tedavi sonrası gerilen bir beze mi değil mi diye ona göre hani bir takım ultrasonik tetkiklerle ayrımına varıp hani tümör tarzı bir şey mi yoksa geçici bir atak mıydı diye onun ayrımına varıyoruz. Evet, ayrımına varabiliyoruz. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi bazı çocuklar geç konuşuyorlar. Hı-hı. Geç konuşma problemi olabiliyor. Hı-hı. Bazen hani yapı gereğiyle böyle, hı-hı, oluyor ama bazen gerçekten fiziksel bir durumdan dolayı mesela dille ilgili, dil bağıyla ilgili, hı-hı, bazı bir takım sorunlar oluyor. Peki burada geç konuşmayla ilgili, ses telleriyle ilgili yine sizin açınızdan hani riskli bu yaştan sonrası için işte dikkat edilmesi gerekiyor ya da bu yaş arası normal dediğimiz bir süreç var mı? Şimdi şöyle bir şey, konuşma tamamen şu mekanizmalarla oluyor. Bir, duymanız gerekiyor. Duymazsanız yani bir insanı yaklaşık yani şu an çok bilimsel bir şey söyleyemeyeceğim ama bir yıl, iki yıl sessiz bir odada tutun, o konuşmayı unutur. Zaten çoğu yaşlıda da görüyoruz, işitmesi ileri derecede kaybı olan yaşlılarımızda yavaş yavaş konuşmuyor da, hayattan kendini soyutluyor. Yani duymayınca insan konuşmuyor.
O yüzden konuşmak için, konuşabilmek için bir kere duymak gerekiyor. Ondan sonra da beyinde konuşma merkezimizin, işitme merkezimizin sağlam olması lazım. Yani nörolojik bir altyapısı var. Ve standart olmak zorunda değil ama yani sonuçta dilimizin olması gerekiyor. Yani ses tellerimizdeki bir problem veyahut da dil bağı gibi problemler veyahut da biraz çenemizin uzun olması, bazı insanlarda geride olabilir, küçük olması gibi ya da yarık dudak, yarık damak olabilir. Ondan atladık belki çocukluk çağında. İşte bir ilk yeni doğan dönemde onlar da olabilir. O gibi problemlerin hemen hemen hiçbirisi konuşmaya engel değil. Engel şeyler değildir. Yani konuşmak için duymak gerekiyor ve beyinde konuşma merkezinin, işitme merkezinin sağlam olması gerekiyor. Yani bir dil bağı tamamen lokmayı çevirmekle, İşte dili ileri doğru çıkarıp sokabilmekle, emme mekanizmasını biraz daha iyi yapabilmekle alakalı bir durum. Onları takip etmek da biraz, daha sağlıklı olacak aslında. Biraz, yani çok korkmaya gerek yok, hı-hı, bir dil bağı var diye. Ama müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü lokmayı çevirmekte bazı harfleri, yani mesela peltek konuşmak, bazı R'leri, bazı harfleri söylemek bununla alakalı değil. Hı-hı. Ona ışık tutmak istiyorum. Ya veyahut da ses tellerinde bir şey varsa da konuşmayla alakalı bir şey değil. Ama konuşma tonunuz değişik olabilir. Yani sesiniz tiz çıkabilir, ince çıkabilir, kalın çıkabilir ki ergenlik döneminde mesela hormonlarla değişir, ses telleri kalınlaşır, kalın çıkar ya da incelir, sonra ince çıkar. Bu ayrı bir problem. Yani konuşmayla alakalı bir şey değil. Yani orada ışık tutmak istemiyor. Yani bu çocuk konuşamıyorsa, sağır değilsiz, bunun dil bağı vardı ondan dolayı konuşamıyor dememek lazım, demiyoruz yani. Başka sebepler aramak lazım. Nörolojik sebepler veyahut da işitmeyle alakalı bir kayıp var mı yok mu diye ona bakmak gerekiyor. Ufak bir nokta vardı işte doğumsal anomalilerden, işte yarık dudak, yarık damak şeklinde. O zaten ilk doğumdan itibaren hatta anne karnındayken tespit edilebiliyor. Onları bazı branşlar, işte plastik cerrahi olabilir, kulak burun boğaz olabilir. Bazı kliniklerde çocuk cerrahisi de bunlara yaklaşım sergiliyor tedavi noktasında. Hı hı. İleri bunların aşamaları var. 1 derece, 2 derece, 3 derece gibisinden anlatayım. İleri düzeydekilere bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Bir aylık içerisinde belki de. Ama orta kısımda olan daha düşük derecedeki bu tarz anomalilere ileri yaşlara kadar ertelenebiliyor. Şey vardı atladığım, işte anaokuluyla birlikte başlayan, belki kreşte çok olmuyordur ama alerji problemleri olabiliyor. Ki o artık bütün hayat boyunca olabiliyor ve ailesel yatkınlık var. Daha çok işte burun akmaları, daha çok kaşıntılar, hapşırmalar ve özellikle çocuklarda çok tipik bir şeyimiz vardır, ifademiz vardır. Alerjik selam dediğimiz böyle böyle yapar ve burnu böyle kalkık olur çok sık alerjisi olanlarda. Bu şekilde alerjik selam verir. Hocam güzel bir şey bu sanki biraz. Yani burnu şekil veriyormuş gibi ama alerjik problemleri var. Bu işte reflü ile karışabiliyor veyahut da birlikte olabiliyor. Alerjiye bağlı burun mukus yapısındaki akıntıların kıvamı değiştiği için sünüzüt problemlerine sebep olabiliyor. Mesela sünüzüt demişken şundan bahsetmek isterim. Mesela ortalama 4-5 yaşına kadar bir çocuklarda sünüzüt problemi çok görmeyiz. Yani viral bir enfeksiyon vardır. Burnun bademcik enfeksiyonları olabilir. Antibiyotik kullanmamız gerektiren enfeksiyonlar olur. Ama çocuklarda ilk etapta sünüzüt problemleri 4-5 yaşına kadar genelde olmaz. Çünkü sünüzleri yeteri kadar gelişmemiştir. Dolayısıyla pek beklemeyiz. 5 yaşından sonra bu sefer sünüzüt problemleri ortaya çıkmaya başlar. 5-10 yaş ve daha ilerisinde sünüzüt problemleri olmaya başlar. Yaklaşık işte yine bu yaş civarlarında 4-5 yaş ve üzerinde ise işte burun kanamaları olabiliyor. Burnu kanıyor, gece yatakta ıslanmış, sabah uyandık, yastık kan şeklinde. Onlar hani haklı olarak birçok ailemiz, anne ebeveynlerimiz, anne babamız beyinden bir kan mı geliyor, ne oluyor diye endişeleri oluyor, çok haklılar. Buradaki yapısal problem, yani kaynaklı nedir? Problem ne? Kanamalarda. Şöyle bir şey, bazen doğum travması oluyor. Dolayısıyla burun orta bölmesinde, sonuçta oradaki bir damar da, yırtılması, çatlaması dediğimiz bir durum söz konusu, fistür dediğimiz. Oradan bir kan geliyor. Yüksek bir ağırlıkta, çoğun ezici bir ağırlıkta burun ön 1/3 kısmındaki damarlar var. Her iki taraftan yukarı çıkar, böyle ağacın dalları gibi burnumuzu beslemeye başlar. Daha arkadan da gelen, daha derin noktalardan gelen daha büyük damarlar vardır.
Neyse ki onlar kanamıyor. Neyse ki onlarla alakalı bir sıkıntılarla karşılaşmıyoruz çok fazla. İşte %90 ön kısımdan kaynaklanıyor. Orada biraz gelişimsel anomali demeyeyim ama bazı çok insanlarda damarları daha yüzeyel, daha açıkta, daha görünür bir şekilde oluyor. Dolayısıyla da alerjisi olanlarda, soğuk algına daha yatkınlığı olanlarda sık sık burun temizlemekle ya da dediğim gibi doğum travması olmuş, burun orta bölmesinde bir eğrilik oluşmuş, damar oradan işte sağdan soldan geçerken o eğri kısımlarda daha çok kink yapması gerekiyor veya da daha çok yol dolanması gerekiyor, daha açıkta oluyor. Dolayısıyla nasıl bir rüzgarın kayaları eritmesi gibi, toprağa dönüştürmesi gibi bir travma, fiziksel travma sonrası öyle bir tablo ortaya çıkıyorsa, burunda da böyle bir mekanizma var. Sürekli nefes alıp veriyoruz. Damarın duvarını sürekli tahriş ede fiziksel etkiyle inceltebiliyor. Sonra hapşırmayla, kaşımayla, yatakta dönerken falan kanatabiliyoruz. Yani çok korkulacak bir şey değil ama tabii ki nahoş bir durum. Müdahale edilmesi gerekiyor. Peki burada müdahale için ameliyatla müdahale yapılıyor değil mi? Müdahalede şöyle bir şey. Genelde yaptığınız işlem aslında siz de bir travma yaratıyorsunuz müdahale ederken. Genelde gümüş nitrat çubukları dediğimiz, koterize etme dediğimiz, yani yapıp tabiri caizse dağlama şeklinde kanayan damar bölgesini, çünkü oraya dikiş atamazsınız, köreltme işlemi yapıyorsunuz, dağlama işlemi yapıyorsunuz. Poliklinik şartlarında çok rahatlıkla yapılabiliyor. Tabii ki ufak bir topikal anestezi dediğimiz pamuklarla anestezi yapıyoruz. Ama kime müdahale ediyoruz? Yani bir hafta önce kanamış, kanıyordu. Bir hafta önce kanamış ve bize bu şekilde gelmiş bir kişi kesinlikle müdahale etmiyoruz. Sonuçta bir damarın bir yolağını bozmuş olacağız. Bir yere kan götürüyor bu. Eğer kan yani çok yeniyse mi müdahale ediyoruz? En az bir haftadır kanamıyorsa, 5 gündür kanamıyorsa ona müdahale etmenin gereği yok. O zaten tamir etmiş kendisini. Ama dün kanamış, ondan önceki gün kanamışsa... Devamlı tekrar ediyorsa. Evet, yani tekrar ediyorsa ona müdahale ediyoruz yani. Peki hocam... Şimdi mesela çocukluk yaşlarında oluyor. Ondan sonra yetişkinken de olabiliyor mu bu tarz problemler? Kendi kendine tolere edebiliyor mu? Yani şöyle bir şey. Tamamen kişinin damar yapısıyla alakalı bir şey. Eğer çok geniş, büyük damarları varsa, ki bazen görüyoruz hakikaten bir ağacın dalları gibi o kadar çok belirgin damarlar var ki burun içerisinde, girişte hemen. Bunlar hani yetişkinlikle birlikte büyüdükçe bunlar da büyüyor. Ama bazen hormonal değişimler olduğunda, ergenlik dönemi olabilir, işte ne bileyim tiroid problemleri olabilir. Peki travma alırsa burun onlar etkilenir mi? Yani şöyle bir şey, basit yani herhangi bir travmada çocuk, yaşlı hiç fark etmiyor. Herhangi bir travmada zaten ufak bir damar yırtılması, çatlaması oluyor. Bir zaten ufak bir geçici 1-2 dakikalık kanama oluyor. Çünkü çocuklar çok düşerler. 1-2 dakikalık kanamadan hiç korkmamak lazım, o duracaktır. Sadece nasıl müdahale edileceğini bilmek lazım. Dedim ki neyse ki %90'lardaki bir rakamda ön kısımdaki bir bölge kanıyor. Dolayısıyla da mandalla sıkar gibi biraz öne doğru eğip böyle yapmak lazım. Yani en sık yanlış kafayı kaldırıp yukarı doğru kanamasın, kan gelmesin diye. Daha kötü bir yukarı etki bırakıyor. Yukarılara enseyi sıkıyoruz. Hiç alakası yok. Çünkü buradaki damarla alakası yok. Enseye su vurmayla alakası yok. Şuradaki damar, yani basit bir damara bastırıp üzerine anında durdurmak varken doğru yöntemi uygularsak. Yani şöyle yanlış eğilerek, yöntemlerle şöyle şey yapıyoruz. Sonuçta yine duruyor. Vücudun sonuçta yaklaşık değişebilir ama ortalama bir 5-6 dakikalık kanama zamanı var. Sonra pıhtılaşmaya gidiyor ve vücut kendi kendini tamir ediyor. Yani kanamalarla da karşılaşabiliyoruz. Alerji problemleri ortaya çıktıkça, yazın sıcaklarda ve dediğim gibi burun orta bölmesi hastalıklarında çıkabiliyor. Yani çocuk kaşıdıkça çıkabiliyor. Çocukluk çağında mesela alerjiyle birlikte aynı zamanda parazitler olabiliyor, bağırsak parazitleri. Nasıl bir mekanizması var? Bu bağırsak parazitleri bir şekilde sularla buruna girmiş oluyor. Veyahut da işte fekal yola dediğimiz büyük abdest elleniyor, çocuklar fark etmiyor. Orada bir tırnak arasında yumurtası kalıyor bu parazitin ve burnunu karıştırırken oraya yerleştiriyor. Çok sonra yavaş yavaş orada yumurtalar var. Belki daha farklı çoğalmaya başlıyor veyahut da orada belki larva pozisyonuna geliyor. Bu aşamada kaşıntılar da olabiliyor. Yani böyle basit bir gerekçeyle burun kanaması olabileceği gibi fiziksel işte eğriliklerle şunla bunla, böyle parazit yumurtalarıyla da olabilir, bir muayene etmek gerekir kesinlikle. Yani bunlar da dediğim gibi genellikle 5 yaş ve üzeri 15 yaş arasında genelde oluyor. Daha büyük yaşlarda 15-18 yaşlarında çok karşılaşmıyoruz. Çok çok ileri yaşlarda burun kanamasıyla karşılaşıyoruz. O yetişkinlerin
tansiyonla, işte kanama bozukluklarıyla alakalı sıkıntılar. Tabii ki durup dururken kanamalar olabilir. Biraz üzerinde fazla durduk kanamaların. Onlarda hematolojik bozukluklar, yani kanama bozukluğu, pıhtılaşma bozukluğu var mı yok mu diye devam eden süreçlerde veyahut da buruna baktığımızda birçok yerden, odaktan, yani çok büyük bir damar yok aslında ama duvardan sızar gibi kan akıyorsa şayet burada kanama bozukluğu olabilir deyip bir takım tetkikler yapıp ve ileri bir klinik olarak çocuk hematoloğuna yönlendirmek gerekiyor. Yani hocam bununla ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi kulakla ilgili kanamalarla ilgili aslında birçok faktör var karşımıza çıkan. Kulakta peki bununla ilgili bir şey rastlıyor mu? Kulakta kanama mesela çocukluk döneminde karşımıza çıkıyor mu hiç? Hı hı. Kulak deyince iyi hatırlattınız. Şöyle bir kısa bir geri dönüş yapacağım. Mesela sünüzlükte 5 yaştan sonra daha çok karşılaşıyoruz dedim. Orta kulak enfeksiyonlarını artık 2 yaşından, 1 yaşından itibaren çok sık aslında duyduğumuz çünkü bir durum. Orta kulak bir boşluk, burunla bağlantılı bir boşluk. Burundaki problemler direkt buraya yansıyabiliyor. Soğuk algınlığı problemleri kulak nezlesi yapabiliyor. Genizleti problemleri kulak nezlesi yapabiliyor. Sık enfeksiyonlar, bademcik genizleti ve soğuk algınlığı enfeksiyonları orta kulakta akıntılı enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Bu noktada kan gelmesi eğer bir enfeksiyona bağlıysa sonuçta küçük bir damar kanamış olabiliyor ve ondan dolayı iltihapla birlikte sarı renkli veya da beyaz renkli akışkan veya da çoğu yapışkan şeklinde olabilir. Onunla alakalı olabiliyorsa daha sık enfeksiyon kökenli oluyor. Ama travmaya bağlı işte kulağını kaşırken ederken oluyor. Ne yazık ki işte kulak temizleme çöpü veya başka bir iş gerekçeyle işte saç tokalarıyla falan travma sonrası kulakları delinmeleri de olabilir. Sadece kulak zarına ulaşmadan bir kanaldır. Dış kulak travmasıyla çok daha basit bir şey de olabilir. Yani beyinden bir kan gelmiyordur. Yani onu yine rahatlıkla söyleyebilirim burundaki mesele gibi. Beyinden kan gelmesi gerçekten beyin çok korunaklı bir organ. Orada kan geliyorsa bir şey oluyorsa hayatımız gerçekten, ciddi anlamda tehlikeli demektir ama kulaktan kan gelmesi, burundan kan gelmesi beyinle alakalı değil ama yine de önemli arz eden şeyler yani ondan da çok korkmamak gerekiyor. Hocam orta kulak enfeksiyonundan bahsettik. Peki bunun dışında kulak enfeksiyonları görebiliyor muyuz çocukluk döneminde? Sadece orta kulak enfeksiyonu olarak mı adlandırıyoruz? Yani kulağa gelirsek sonuçta dış kulak dediğimiz kulak kepçesi var ve kulak kanalı var, orta kulak var ve bir de iç kulak var. İç kulak hastalıkları mesela bir menenjit geçirirsiniz. İşitmeniz iyiyken çocukluk döneminde bir menenjit olur veya başka bir takım kaba kulakta bir takım hastalıklar ve virüs enfeksiyonları. İç kulak hasarı oluşabilir. Yani iç kulak bir nebze beyin demektir. Ve ne yazık ki kalıcı işitme kayıpları, baş dönmeleri, uğultu çınlama gibi semptomlarla ortaya çıkabilir. İç kulağın böyle hasarı, yani bu yaş fark etmiyor. Ve çocuklarda orta kulak enfeksiyonları sonrasında da iç kulak enfeksiyonları ortaya çıkabiliyor ne yazık ki. O yüzden yani dikkat etmek gerekiyor. Neyse ki az ama orta kulak enfeksiyonları kadar. Evet çok sık değil. Orta kulak enfeksiyonları dediğim gibi burundaki problemler, genizleti, sünüzit, alerji, reflü bile orta kulakta bir takım enfeksiyonlara sebep oluyor. Çocukluk çağında çok geçici bir şeydir denilip bazen ertelenebiliyor. Geçiyor zaten falan deniliyor. Ama açıkçası şuna dikkat etmek lazım. O an geçiyor gibi algılanan şey. Çocuk mesela çok sessiz kalmaz. Belki kendisini ifade edemez ama her orta kulak enfeksiyonu bir miktar eğer uzun sürüyorsa iç kulağı etkiliyor. Belki geçici olarak gibi oluyor ama bunların sıklığı artarsa ileriki yaşlarda erken mesela 60 yaşlarında bir çınlama başlayacakken, işitme kaybı başlayacakken 30'lu 40'lı yaşlarda çınlamalar başlıyor ve bunlar çınlama yaşayan bilir. Hani damdan düşeni damdan düşen bilir. Sanırım tedavisi de çok zor olan bir şey. O yüzden orta kulak enfeksiyonlarının hani geçiyor deyip işte aman akar bir süre sonra geçer deyip boşlamamak lazım. Hekime göstermek gerekiyor. Dış kulak yolunda ise kanal olarak değerlendirirsek mantar olabiliyor. Kulak kiri çocuklarda da ne yazık ki sık görebiliyoruz. İşte bazı insanların kulakları çok fazla kulak nemi gibi dediğimiz, kulak kremi gibi dediğimiz bir sıvı üretir. Bu sık olunca kulaklarda tıkanmaya sebep olabiliyor. Bu şekilde kulak enfeksiyonları, kulak yolu enfeksiyonları oluyor.
Dışta ise kulak kepçemiz. Yani doğuştan kulak kepçesi yokluğu, küçüklüğü, her iki kulak kepçesi arasında farklılıklar olabiliyor. Veyahut da daha sık gördüğümüz kepçe kulak problemleri olabiliyor. Yelken kulakta dediğimiz. Orada da açıkçası şöyle bir not, bir ufak bir dipnot gibi girmek istiyorum. Ne zaman ameliyat edilmeli? Hocam neden ameliyat edilmeli? Neden ameliyat edilmeli? Asıl bu şöyle bir şey. Ne yazık ki böyle bir şeyiz, adı nedir? Bir şey, yani cerrahi branşlarda, özellikle estetik müdahalelerde tamamen işte kişisel keyfilik gibi algılanıyor ama ben genelde öyle düşünmüyorum. O kişiye sormak lazım, o problemi yaşayan kişiye sormak lazım. Tamam, keyfi bir şey mi yoksa gerçekten psikolojiyi etkileyecek bir şey mi? Çocuk için yani... Belki farkında değil gibi gözüküyor aile, öyle algılıyor. İlk etapta çok da takmayabiliyor ama belli bir yaşa geldikten sonra, hele okul, ilkokul, ortaokul dönemlerinde, hele lise dönemlerinde o kepçe kulak problemiyle alakalı bence ciddi problemler yaşıyorlar arkadaşları tarafından. O yüzden hani amacımız yani en iyisini yapmak belki, ama en iyisini yapmasanız bile standartlara yaklaştırmak. Ha, standart nedir? Bence altın oran diye bir takım hesaplamalar yapılmış. O olmasa bile en azından yüze göze uygun, daha dikkat çekmeyecek bir orantıya yaklaştırmak lazım. Görüntüye yaklaştırmak lazım. Sonuçta bir işitme problemi yapmayacak. Duyma problemi, işte ağrı yapmayacak, sızı yapmayacak o kepçe kulaklık. Ama biliyoruz ki bütün dünyada artık en sık kullanılan ilaçlar psikiyatrik ilaçlar olmuş. Psikolojiyi etkileyen yani bir durum. Yani psikolojiyi etkiliyor. Dolayısıyla ona da müdahale etmek gerekiyor. Oradaki bir yaş sınırı var bence. Bence 3 yaş gibi bir standart olmalı. Uygun döneme denk getirip. Çünkü daha mı kolay oluyor? Daha kolay oluyor. Çocuk bir, çok hatırlamayacaktır. Mesela sünnet problemi var. Sünnet yapma durumumuz var. Mesela mümkün olunca en az yapalım diyorlar. Hatta doğumda itibaren yaptırılanlar vardır. Çocuk hatırlamasın diye. Bunu da bir nevi böyle düşünmek lazım. Hatırlamasın diye. Ve daha az travmatik olsun diye. Çünkü bütün organlar zamanla işte fonksiyonlarını kaybederken ya da yapısını kaybederken kulak, yani kıkırdak organları, burun, kulak, işte yaş geçtikçe daha da kemikleşiyor. Hocam peki doğduğunda yani şey müdahale diyorlar, etmesi, bu doğru mu? Zor oluyor. Kulak büyümüyor. Yani bebek doğduğunda ne kadarsa fiziksel olarak büyümüyor. Aynı kalıyor. Bu doğru mu? Yani göz küresi için, kulak için böyle bir şeyler var. Ama bu doğduğu andaki değil tabii ki. Yani 3 yaş, 4 yaş gibi durumlar yani belki bahsedilebilir ama birebir herkes de öyle bir şey diyemezsin bence. Yani büyüme devam ediyor. Ama bir yere kadar 3 olur, 6 yaş olur, 8 yaş olur. Ama tabii ki belli bir yaş mesela 10 diyebilirim ben. 15 de diyebilirim ama artık büyüme yok yani. Oysa ki büyümemiz 18-20 yaşlarına kadar devam ediyor yani. Yani kepçe kulakla alakalı onu demek istiyorum. Yani erken yaşlarda müdahale edip hem çocuğa travmatik anlamda bir hatırası kalmasın diye hatırlamayacaktır, daha az hatırlayacaktır. Hem de hem hastanın hem cerrahın işini kolaylaştıracak, daha kolay şekil verilecek, sertleşmemiş bir kulakla daha iyi manipülasyonlar yapabileceğiniz bir dönem oluyor. 3 yaştan itibaren çok da uzatmadan böyle bir problem varsa müdahale edilmeli. Kulak yoklukları için... Kulak burun boğaz ilgili yani özel merak olan, özel ilgi alanı olan kulak burun boğaz hekimleri veyahut da plastik cerrah, her plastik cerrah gidip bir kulak yokluğunda işte bir takım ameliyat yöntemleriyle kulak yapmıyor sonuçta. Plastik cerrah KBB kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı ilgileniyor bu cerrahisiyle. Ama özel ilgi alanı olan hekimler daha uzmanlaşmış hekimlerle evet, diyalogta olmak o gerekiyor. Evet. Hocam ben şunu sormak istiyorum. Şimdi az önce kulak çınlamasında özellikle yaşlılıkla birlikte çok fazla görüldüğüne dair yorumlarda bulunmuştunuz. Peki çocuklarda kulak çınlaması görülme ihtimali var mı? Çocuklarda kulak çınlaması dediğim gibi yani iç kulak çınlama eşittir iç kulakla alakalı hastalıklar %90. İşte başka sebeplerle alakalı olabiliyor tabii ki onları hani dışlarsak. Ve yanında baş dönmesi de getirebiliyor. Yani bunlar için iç kulağın gerçekten adam akıllı etkilenmiş olması gerekiyor. Çocuklarda yine dediğim gibi iyi bir şey ki çok sık çınlamaya rastlamıyoruz. Çok sık böyle iç kulak travmaları olmuyor. En sık karşılaştığımız menenjit, kaba kulak hastalıkları, kızamık hastalıklarında falan bahsetmiştim. O gibi durumlarda olabiliyor ki neyse ki onları çok görmüyoruz. O yüzden hani çocuklarda çok çınlama olmuyor.
Ama özellikle 10-18 yaş arasında mesela biraz daha diyelim skalayı büyüttük. O yaşlarda baş dönmesi olabiliyor. Burada bir takım manevralar yapıyoruz. İşte kulak taşları, kulak kristalleri oynaması mı var diye. Bunu yapıp ardından eğer iç kulak, şey orta kulak muayenesi normalse bu noktada ya psikiyatrik hakikaten ne yazık ki bazı çocuklara dikkat çekme anlamında böyle bir şey söyleyebiliyor. Ya da nörolojik bir şey olabilir deyip diğer hekim arkadaşlarla bir konsülte etmek lazım. Yani çocukluk döneminde çok fazla baş dönmesi, kulak burun boğaz kaynaklı ve çok fazla çınlama görmüyoruz. Ama dediğim gibi 3-5 yaş aralarında 7 yaşa da şey yapabiliriz, uzatabiliriz. Baş boyun tümörleri var. Bu tümörler nedeniyle işte bir takım kemoterapi ilaçları kullanıyorsa o ilaçların yan etkisi olarak olabiliyor. Onları biraz dışlamak gerekiyor. Onları hariç tutmak gerekiyor. Ama genelde çocuklarda çınlama baş dönmesi çok görmüyoruz. Belki geniz eti bademcik problemleriyle biraz konu hakkında konuşabiliriz. Çünkü bunlar en sık karşılaştığımız problemler. Mesela ne zaman geniz eti ameliyatı olalım sorusu var. Ne zaman bademcik ameliyatı olabilir? Bademcik ameliyatı olursak... Muhakkak olmaz mı hocam? Burada bir sınır olursak, var mı? Olursak işte daha kötü olur mu çocuk gibisinden. Sonuçta şöyle bir şey. Bir gereklilik ve gereklilik neticesinde bir müdahale ediyoruz. Yani her çocuğa, herkese bir cerrahi yapmıyoruz. Burada suistimallar olabilir mi? Olabilir. Ama mesela geniz eti problemi noktasında eğer o çocuk beslenme güçlüğü yaşıyorsa yani gece uyku apnesi dediğimiz nefesim bu bebeklik döneminde bahsetmiştim birkaç saniye fizyolojiktir. Yani yapabiliyor bebekler birkaç saniye tutabiliyorlar nefesini. O ayrımı yaptıktan sonra yani gece nefes durmaları oluyor, çırpınarak uyanmaları oluyor. Ağız yapısını bozuyor. Çünkü yani milim milim yıllar içerisinde çenesi uzayacak, çenesi ağız diş yapısı bozulacak. Bu problem nasıl çözülebiliyor? Normalde olması gereken atıyorum bir bölge var. Orayı %30 kapatacakken %70 kapatmış. Yapısı olarak büyük. Yani bunu çözmeksek yani çözme dışında ne seçeneğimiz olabilir ki? O yüzden hani gerekli kısmı geniz etinde böyledir. Altyapı varsa uyku apnesi dediğimiz ondan sonra ağız açık uyumalar, diş çürükleri varsa o geniz etini almak gerekiyor tespit ederek. Bademcikte de keza öyle. Yani bir standardı vardır yaklaşık 3-5 yaşa kadar. O yüzden bademcik biraz beklenir. Bademcik ameliyatı genelde iki gerekçeyle olur. Enfeksiyon kaynaklı vücutta bir sıkıntı yaratıyorsa veyahut da büyüklüğü kaynaklı bir sıkıntı yaratıyorsa. Büyüklük noktasında tıraşlama dediğimiz bir şey yapılabiliyor, tamamı alınabiliyor ve bu tamamen uyku apnesi, beslenme bozukluğu yarattığı zamanlarda gibi gerekçelerle ameliyat ediliyor. Enfeksiyon durumları ise yani biz tekrarlayan yıllar içerisinde, o yüzden 3-5 yaş diyoruz, biraz daha yılların geçmesi lazım. Tekrarlayan yıllar içerisinde yılda en az 5 kere enfeksiyon, bademcik enfeksiyonu geçiriyorsak, bu enfeksiyonlar çok yorucu geçiyorsa ne yapıyoruz? Sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani ki bunlar daha da sık kullanılıyorlar. 5 kere değil de 10 kere kullanan oluyor antibiyotik yılda. Böbreklere, karaciğere sonuçta bu ilaçlar etkisi buradan var. Geçiyor. Oraları harap ediyor. Yani böyle durumlar mı yaşamak lazım? Ki o bademcikler, o alınmayan bademcikler enfeksiyon kökenliyse tabii ki. İlerleyen yıllarda ne yazık ki daha çok enfeksiyon geçirip boğaza daha çok yerleşiyor. Daha ciddi sorunlara devam ediyor ve ilerleyen yıllarda aldırmak zorunda kalıyor. Tabii ki bademcik problemlerine ne sebep oluyor ona bakmak lazım. İşte burun tıkanıklığı var da ağzı açık duruyor da bundan dolayı bademcikler oluyor. Beslenme bozukluğu var da ondan mı bademcik enfeksiyonu oluyor. İşte geniz etini alırsanız belki bademcik düzelir gibi. Alt dalları var. Bir iyi bir muayeneden geçirilmesi gerekiyor. Hocam bir hastamızın bir yorumu olmuş. Size de aktarmak istiyorum. Bende de çocukken gençliğime kadar bazen burun kanaması oluyordu. Sonraki yıllarda hep kan kokusu oluyordu. Şimdi orta yaş dönemimde sıkıntım yok. Sadece burun tıkanıklığı, nefes almada zorluk yaşıyorum. Hatta şimdi maske takarken bile nefes almada sıkıntı yaşıyorum diyor. Yani buradan belki şeye geçiş yapılabilir. 10 yaş üstü çocuklarda ne gibi şeyler olabilir? Kulak burun boğazla alakalı. Tabii ki orta kulak enfeksiyonları birazcık daha azalmaya başlıyor.
Çünkü orta kulağı havlandıran burundan geçen bir boru var. O boru daha yatayken hastalıklar daha rahat, virüs etkenleri, bakteriler daha rahat orta kulak açabilecekken dikleştiği için yıllar içerisinde yatay pozisyona daha dik pozisyona geldiği için daha az oluyor. Dolayısıyla orta kulak enfeksiyonları azalıyor. Sünüzlükler artmaya başlıyor. Sünüzlükler çünkü gelişti artık. Ya bir şey yoksa problem de yoktur. Bir şey varsa problem olmaya başlar. Yani Trump'ın dediği gibi test yaparsanız korona yüksek çıkar basit diyor. Onun gibi ne yazık ki. Yani sünüzlük problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Orta kulak enfeksiyonları azalıyor. Bademcik artık bir şekilde yolunu bulmuş. Ya aldırılmış oluyor ya da iyice kronikleşiyor. Geniz eti yani bir büyüktü. Ağız diş yapısını, işte çene yapısını bozdu. Aldırmadık ama zamanla küçülüyor. Bir şey yaptıysa yapmış oluyor. Vücuda bir etkisini gösteriyor bir, zaten. Bir şey bırak, bir hasar bırakıyor veyahut da alınıyor, çözülüyor. Sonra işte 10-15 yaşlarında itibaren bu sefer burun orta bölmesi problemleri çıkmaya başlıyor. İşte septum dediğimiz eğrilikler, o bölgenin eğrilikleri. Doğumsal travma olabilir, genetik yatkınlık. Artık gittikçe anne babada bir eğrilik varsa o da eğrilecektir. Ne yazık ki o döneme gidiyor. Alerjiye bağlı burun etlerinde şişkinlikler olmaya başlıyor. Gibi. Özellikle ergenlik döneminde hormonal değişimle birlikte burun etlerindeki ani değişimler burun tıkanıklıklarına sebep olmaya başlıyor. Birazcık doğru nefes almayı işte öğrenmek gerekiyor. Biz mesela cerrahlar yıllardır sonuçta ameliyathanede olsun, işte polikliniklerimiz olsun maske takıyoruz. Bir şekilde burun problemlerimiz olsa da maskeye alıştık. Biz de alışacağız diyorsunuz yani. Evet, ne yazık ki alışmak zorundayız. Zaten altyapımız varsa böyle alerji olabilir, yapısal olarak burun etimiz büyük olabilir. Genetiksel olarak işte ailesel olarak işte burun bölmemizde septum dediğimiz bölgede eğrilik olabilir. Bunlara bakıp müdahale etmek gerekiyor. Yine bir tartışma konusu burun orta bölmesiyle alakalı işte problemlerde kaç yaşında müdahale edelim? Yani 18 yaşını doldur öyle müdahale edelim durumu söz konusu. Ben açıkçası ona katılmıyorum. Belli nüansları var. Yani burnu iyi analiz etmek gerekiyor. Yani 12 yaşında burun eğrilmeye başladı. 13 yaşında, 15 yaşında daha da eğrildi. Bıraktığınız zaman 18 yaşında daha da eğri ve daha zor ve kemik yapısı da daha bozulmuş bir burun yapısı olacak. Yani buna yön vermek gerekiyor açıkçası. Tabii ki 10 yaşında müdahale edemezsiniz ki tabii ki çok ciddi problem varsa 10 yaşında da müdahale edersiniz. Çünkü buruna biz en başta konuşmamızın başında burun arkasında bir darlık tamamen doğuştan tıkanıklık varsa o yaşta bile yeni doğan dönemde 3-5 günlükken bile müdahale ettiğimizi söyledim. Dolayısıyla bu havayı oradan geçirmek gerekiyor. Yani olabildiğince uygun şartları olduğunda müdahaleye erken başlamak gerekiyor. Yani burun ortası, orta bölmesi, eğrilikleri de bence 15 yaşından itibaren başlayabilir. İleride daha kötü, daha eğri burun olmaması açısından, okul başarısı açısından. Çünkü eğrilik demek, burun tıkanıklığı demek, geniz eti, bademcik, alerji her neyse sonuçta ertesi günkü performansınızı etkiliyor. O açıdan uygun hastalıkta uygun cerrahi ya da medikal tedavisini yaptırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam programın sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz neler olacak? Tavsiyeleriniz özellikle bahsettiğimiz konularla ilgili onları alalım. Yani sıklıkta karşılaşılan hastalıklar belki bir hızlı bir şekilde geçirilebilir. Yani yeni doğan döneminde zaten çocuk hekimi konsulta edeceği için ailenin hani çok özellikle çok şey orada yapması, rutin bakılan şeyler var zaten. Evet gerek yok ama tarama programları, işitme tarama programı zaten zorunlu yapılıyor ama sonrasındaki rehabilitasyon kısmı ileride duyar eder dememek lazım. 3 yaşına kadar duymayan çocuk bir daha duymayacaktır, konuşmayacaktır haberler olsun. O dönem çok önemli. O yüzden bir önce kulak burun boğaz hekimi ve odiyometri uzmanları, odiyoloji uzmanlarıyla birlikte değerlendirilip işitme rehabilitasyonunun yapılması lazım. Bu hayati önem taşıyor. Yaklaşık 1 yaşından itibaren geniz eti problemleri başlıyor. Çocuklarını gözlemlesinler gece yatarken. Büyük bademcik, büyük geniz eti varsa onlara hani uygun tedavinin yapılması lazım. Alerji varsa, okul çağıyla birlikte soğuk algınlığı enfeksiyonları varsa doğru oda ısıları, odalarda bulunduğumuz malzemelere dikkat etmek gerekiyor. Ve ne yazık ki bazı durumlarda çocuk yaşta da olsa alerji ilaçları başlamak gerekiyor. Yani bir şekilde burnunun açık olması gerekiyor. Boyundaki geçmeyen şişlikler açıkçası
Yani zaten o konuda hani insanlar bir şekilde tedirgin oluyor aslında. Orada çok söyleyecek bir şey yok. Varsa bir şekilde tedavisi yapılıyor. Ama şurada sıkıntı olabiliyor. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bak, ultrasonuna bakmışız, belki biyopsi almışız, tedavisini vermişiz. Bazı çocuklarda özellikle boynu biraz uzun, ince, cildi ince olan insanlarda ki çocuklarda o bezeler daha görünür olabiliyor. Yani biz bir takım tetkikler yaptıysak, kan tetkiki, ultrason tetkiki, muayeneler, biraz takipler, ilaç tedavisi verdik ve bir şey çıkmıyorsa ve biz artık bunu takip ve alalım, korkmayın dediğimizde de orada hani güvensinler. Hani baş boyun tümörleri çıkabileceği gibi hiçbir şey çıkmayıp aslında kişinin yapısal durumlarına bağlı olarak değerlendirilir. Yani belli biraz 5 yaştan itibaren işte sinüzit problemleri başlıyor. Özellikle okul çağında birbirlerine bulaştırmaktan dolayı. Onlar bir işte burun yıkama solüsyonlarıyla, okyanusu gibi solüsyonlarla ve işte doğru burun temizleme, sümkünme gibi yöntemlerle başka eğer müdahale edilecek bir problem yoksa çözülebilir. İleriki yaşlarda ise benim mesajım bir atladım. Kepçe kulaklığı arkada ben 3 yaşından itibaren yapılmalı diyorum. Ciddi burun deformiteleri varsa, burun eğrilikleri varsa o da 15 yaşından itibaren yapılmalı cerrahisi diye söylüyorum. Vermek istediğim mesaj buydu. Hocam, verdiğiniz yanıtlar için, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim yine davetiniz için. Çok güzel oldum. Evet, özel Esentepe ve Anadolu Hastaneleri katkılarıyla hazırlanan Sağlık'ta Bugün programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, sağlıklı kalın.